Evet, koca kafa kuzucuğumuzu şimdi dikeceğiz arkadaşlar. Bitti. Ve kulaklarımızı şöyle ikiye katlayın. Daha sonra şöyle karşıdan alın. Şöyle. Karşılıklı olarak şöyle dikin. Evet. Şöyle olacak. Şöyle ikinci sıraya, yani ikinci pıtırcığın üstüne dikeceğiz. Şöyle ayarlamasını yapalım. Şurası. Bakın şu pıtırcığın, ikinci sıranın pıtırcığın dibinden dikmeye başlayalım. Evet, şimdi kulaktan alıyoruz. Şöyle. Şurayı ben bir oturtayım. Daha sonra kafadan arkadaşlar. Şöyle kafadan alacağız. Kulaktan bir kulak, bir kafadan alacağız. Evet, şimdi kafadan alıyoruz. Şu şekilde. Kulaktan şöyle tutun. Kafadan dikiyoruz. Kulaktan. Evet. Şimdi üst kısmını dikmiş bulunduk. Daha sonra şöyle çevirin. Aşağıya ineceğiz. Şöyle aşağı iniyoruz. Evet, aşağı indik. Sonra bakın şöyle birleştirin şurayı şu şekilde. Daha sonra bakın şu pıtırcığın yine ikinci pıtırcığın dibine batıyorum. Sonra kulaktan aşağıdan dikiyorum. Bakın şuradan. İkinci sıranın pıtırcığın diplerinden geçiyorum arkadaşlar. Evet, kulağımızın bir tanesini diktik. Evet. Böyle duruyor. Daha sonra bunun makyajını da yapacağız. Evet, bence yeterli. Yine şöyle düğüm atacağız. Şöyle şuradan çıkalım.
beyaz kısmından tekrar şöyle. Evet. Şimdi buraya düğüm atacağız. Şöyle. İşte hemen koton ipler biraz böyle dikime de zorlaştırıyor. Şöyle düğüm atın. Koptu. Neyse. Orayı ben sonra hallederim. Zaten bitmişti. Bunu içeriye alırız. Şöyle halledelim. Evet, ikinci kulağımızda yine ben şöyle çıkayım arkadaşlar burada çünkü şey yok. Yine karşılıklı olarak birleştirelim. Şu şekilde. Evet, şöyle birleştirdik. Yine birinci kulakta diktiğimiz gibi bunu da ikinci sıraya dikeceğiz. Ben bu kulağı sökebilirim arkadaşlar çünkü ipimiz koptu. Burada da yine ikinci patırcıktan alıyorum. Bir kulaktan bir gövdeden olmak üzere dikeceğiz. Ben şunu biraz sabitleyeyim. Şöyle dursun. Çünkü hem kulağı tutup hem onu kameranın önünde zor oluyor. Şimdi kafadan dikeceğim. Şu şekilde. Kulaktan alıyorum. Kafadan. Kulak. Şuradan alıyorum. Kafadan. Evet, şimdi döneceğiz. Şuradan ilerletiyoruz. Şuradan alıyorum. Şu ikinci pıtırcığın altından örüyorum. Örüyorum diyorum, dikiyorum arkadaşlar. Şimdi bunu zaten sıkılaştıracağız. Biraz önceki gibi ip kopmadan. Evet, bitmek üzere. Birinci kulağı dikerken çok net değilse arkadaşlar, şu an ikinci kulağı diktiğim gibi
Dikin. Ben bunu bir açayım. Evet, açtım. Şimdi döneceğim. Şuradan. Kulaktan. Evet. Kulağımız tamam. Kulağı tekrardan dikeceğim. Evet, ben bunu sökeyim arkadaşlar. Diğer kulağı da beraber dikelim. İkinci kulağımın yerini ayarladım. Yani 2, 4, 6, 6 tane pıtırcık var eğer orantı isterseniz. Şimdi karşı tarafa geçeceğim. İğnemi ilerleteyim. Kulak inatçı biraz. Dikilmek istemiyor musun? Evet, bence şuradan dikelim. Biraz daha ilerleyelim. Şöyle şuradan çıkalım. Evet, şimdi kulaktan alıyorum. Kafadan alıyorum. Pıtırcığın, ikinci pıtırcığın üstünden. Kulaktan alıyorum. Şöyle iğneyle biraz tutturalım. Şöyle. Kulaktan. Kafadan. Bu kulakta var bir şey. Evet arkadaşlar, bunu da diğer kulak gibi dikiyoruz. Bir kulaktan, bir kafadan. Şimdi aşağıya doğru ineceğim. Şu iğneyi ben çıkartayım. Evet, iki kulağımızı diktik. Aradaki pıtırcık sayımız 2, 4, 6, 7 tane var arkadaşlar. Şimdi kulaklarımızın içine bir allık yardımıyla boyayalım. Kulak çubuğuyla boyuyorum. Daha sonra şöyle elimle yayıyorum. Kulağımızı yapalım.
Evet, yeterli olur arkadaşlar. Şimdi sıra geldik kafayı dikmeye. Bunun için bir mavi ipimize ihtiyacımız var. Dikmek için. Kafamızı şöyle koyalım. Şöyle ters çevirelim. Bakın gene şu ikinci birinci ile ikincinin arasına şöyle sabitleyeceğiz. Evet, şöyle tutalım arkadaşlar. Şuradan bir yerden çıkacağız. Makasımızı alalım. Evet, biraz önceki gibi kopmasın. Şimdi buradan bakalım tam ortasına. Bakalım bakalım. Aslında şu üçüncü sıradan yapalım arkadaşlar. Çok uzun duracak. Pardon. Yo, doğru. Doğru. Şöyle dikelim. Üçgen. Evet. Şimdi bir gövdeden alacağız. Yakınlaştırayım ben şöyle. Evet, bir gövdeden alacağız. Bir kafadan alacağım. Şöyle gideceğiz arkadaşlar. Şöyle gideceğiz. Sonra buradan sabitleyeceğiz. Yani bunu tutturuyoruz. Şöyle bakın. Yani iğneniz kafaya da gelsin. Şöyle. Kafadan da gitmiş oluyor arkadaşlar. Anladınız mı? Yani şöyle çıkacağız. Şöyle düşünün. Bu şekilde çıkacağız. Amacımız tutturmak. Dönerek bakın şuradan amaç şu iki ucun kaymaması. Evet, şimdi
Gövdeden aldım. Kafadan alıyorum. Gövdeden aldım. Kafadan alıyorum. Gövdeden aldım. Yani bunu aslında gövdeyi dikmek, nasıl diyeyim, kafanıza göre dikebilirsiniz. Herhangi bir düzeneği yok aslında. Burada da zor oluyor arkadaşlar. Kameranın karşısına dikmek zor. Son iki sıra gövdede sık iğne örmüştük ya, aslında onu buraya yapıyoruz. Şimdi bakın, buradaki boşluğumuzu halledeceğiz. Bakın şuradan geçirdik. Şimdi kafadan burası biraz daha dikişte. Dikkatli olun buradaki dikişte arkadaşlar. Bakın, ikinci pıtırcığın üstünden ilerliyorum. Görsel olarak burası olacak. Gövdeyi gövdeden alıyorum. Kafadan ikinci pıtırcığın üstünden devam ediyorum arkadaşlar. Evet. Bitmek üzere. Evet. Şimdi sabitleyeceğiz. Evet, düğümünü arkadan yapalım şöyle. Çevirildim. Düğümünü attık. Şöyle rastgele birkaç defa girip çıkabiliriz. Evet, bitti. Kafamızda sona erdi. Şimdi geriye kaldı kollar. Bakın şu an yamuk duruyor. Şöyle düzelttiğiniz zaman. Şimdi kolları dikeceğiz. Şöyle düzeltin arkadaşlar. Kollarımızı dikiyoruz. Kolları da hemen, bakın ayarlamasını, şöyle biri böyle duracak, biri de böyle duracak. Evet, şimdi şurayı şöyle bakın ortalayın. Dikiş yamuk olmasın.
Şuradan yine rastgele dikeceğiz arkadaşlar, ama içten diğer tarafı da dikmeyin. Yani şöyle tutun isterseniz. Şöyle tutun. O şekilde dikelim. Evet, şöyle tutalım. Ay, görünmüyor, pardon. Arkadaşlar şöyle tutacaksınız. Çünkü hem çekim hem bunu ben bu şekilde nasıl dikeceğim bilemedim. Kamera karşısında, çünkü iyice elimi almam lazım. Şu karşı tarafa geçmem lazım. Şu içten yürüteyim. Şöyle yürüteyim. Tersime geldi çünkü. Evet, şuradan şöyle başlayalım dikmeye. Siz de benim gibi kukla tutar gibi tutun. O şekilde dikin arkadaşlar. Evet. Bir gövdeden bir koldan dikiyoruz. Gövdeden herhangi bulduğunuz yerlere girip dikin arkadaşlar, çünkü denk gelmiyor. Arkadan da dikeceksiniz. Diğer kolu da bunun gibi dikiyorsunuz arkadaşlar. Evet, iki kolumuzu da diktik arkadaşlar. Şöyle koyuyoruz. Kuzumuz mışıl mışıl büyüyecek, bakın şu şekilde oldu. Boyumuz tam 49 santim. Şöyle. Şöyle ölçtüğümüz zaman görünmüyor. Şöyle ölçtüğümüz zaman. Evet. Bakın 49 santimlik bir kuzu yaptık arkadaşlar. Evet, bitti. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.